Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz soracak olursanız biz iyiyiz. Bugün videoma irmik helvası yaparak başlamak istedim. Şu an gündüz saatleri değil, gece saatlerindeyiz. Ben şu an dondurmalı irmik helvası yapacağım. Sütlü irmik helvası yapacağım. İçine de kaymaklı dondurma koyacağım. İrmik helvası çok defa yaptım ama dondurmalı ilk defa yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Şu an ne kattım biliyor musunuz? 3 yemek kaşığı tereyağı kattım. 1,5 su bardağı da irmik kattım. Şu su bardağını kullandım ölçü olarak. Şu an güzelce böyle irmiğim rengi hafif değişene kadar, kokusu değişene kadar tereyağı ile birlikte kavuracağım. Ondan sonraki zaten malzemeleri de, işlemleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu irmik helvası güzel bir şekilde tutuyor. En son servisine kadar sizlere göstereceğim. Bakalım dondurmalı irmik helvamız şimdi nasıl? Arkadaşlar, irmiğimin rengi değişti. Hatta şu an beklettim, iyice kavrulmaya başladı. İçine 1,5 su bardağı, biraz önce göstermiş olduğum su bardağıyla 1,5 su bardağı şeker ilave ettim. Biraz da şöyle şekerle birlikte kavuracağım. Hatta hemen şimdi sütünü katacağım. Su bardağıyla da 3 su bardağı arkadaşlar süt ilave ettim. Direkt soğuktan ilave ettim. Bazı irmik helvalarında sütle şekeri ayrıyetten şerbet gibi kavurup da ilave edip de hani o şekilde demleme şeklinde de yapılabiliyor. Ama ben böyle yapıyorum. Soğuktan ilave ettim şu an. Kaynayana kadar böyle hafif hafif karıştıracağım. Tereyağının sarılığını görüyor musunuz? Siz tereyağı bulunmuyorsa evinizde normal sanayiyle de yapabilirsiniz. Daha önce ben onunla da yapmıştım. Güzel oluyor. Ama annem sanayiğinin kokusunu sevmediği için, onu yemediği için ben sırf tereyağıyla yaptım. Hafif hafif böyle karıştıra karıştıra. Topaklanmasını da istemiyorum. Dediğim gibi siz ayrıyetten süt ve şekeri başka bir kapta ılıtıp da veya hafif ısıtıp da koyabilirsiniz. Demleme de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ben daha önce öyle de yapmıştım, denemiştim. Ama şimdi benim böyle daha kolayıma geldi. Altını biraz hafif açıyorum. Nasıl sütünü kattım. Zaten büyük ocağımda. Tekrar malzemeleri sayıyorum sizler için. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı irmik, 3 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şeker ilave ettim arkadaşlar. Yapılışını da biliyorsunuz. Bakın hemen sütü zaten içine almaya başladı, koyulaşmaya başladı. Hafif hafif böyle kaşığımla döndürüyorum. Şu an kaynamaya başladı. Pıt 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 kaynıyor. Yine hafiften hafiften böyle. Sütü güzelce çekmesi için. Eğer fıstıklı seviyorsanız siz içine fıstık, ceviz, çam fıstığı katabilirsiniz. Benim şu an evimde bulunmadığı için katmadım. Aslında badem var ama kırmaya üşendim. Şu an artık kıvama iyice gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Helvam tamam arkadaşlar. Bu şekilde kıvamı oldu. Şimdi ne yapacağım? Güzelce bunu demlenmesi için. Yani biraz dinlensin istiyorum. Şöyle. Temiz bir havluyla kapatabilirsiniz ya da peçeteyle de kapatabilirsiniz. Ben böyle bir havluyla kapatıyorum. Tenceremin kapağını. Çok pratik, lezzetli bir tatlı. Bu biraz artık dinlensin. Servis ederken birlikte ederiz. Şöyle bir kap ayarladım arkadaşlar ben servis için. Şöyle helvadan koyuyorum biraz arkadaşlar. Şöyle. 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 Şöyle.
Şimdi hava çok sıcak, bugün denize gitmedik. Evde de duramadık, benim de taksitim falan vardı ödenecek. Hadi dedik bir çıkalım, hem taksitimi falan ödeyeyim ben, hem de şöyle bir dolanalım. Çınar'ı almadık. Çınar'ı babasıyla bıraktım o evde. Biraz dolanalım. Taksitimi vereyim. Şöyle bir hava almış oluruz. Yalnız çok sıcak var arkadaşlar, gerçekten çok sıcak var. Ay ayağım vurdu. Terlik girdik tabii ki de. Spor ayakkabı giymek ne mümkün bu sıcakta. Şıp 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 terlik giyiyorum. Çok bunaldım. Ben şimdi duracağım. Burada Edremit'e geldim geleli hiç kot pantolon giymemiştim. İlk defa giydim. Kot pantolon giydim. Sanki şu an pişmanlık yaşıyorum çünkü çok sıcak. Yapıştı pantolon ya. En güzel elbise. Benim boyacı taşınmış bu arada. Dükkan çok küçük geliyordu, taşınacağım diyordu. Benim yokluğumda taşınmış. Gerçi adresi yazmış da. Ha, Suan Yemez Mahallesi'ne taşınmış. Barış Sanat. Burasıydı. Bakın. Çok küçük bir dükkanı vardı ama çok müşterisi vardı. Çok da iyi satış yapıyordu. Kendisi zaten ahşap boyama falan yapıyordu. Suan Yemez Mahallesi'ne taşınmış. Hala da benim boyacımı soranlar oluyor. Nereden aldın, ne kadar aldın diye. Ben de taşındığını söylüyorum takipçilerime. Şuradan hemen çarşıya geçelim. Geldik bile çarşıya. Biz biraz gezelim sonra görüşürüz. Merhaba, donları astı. Annem şu an asıyor. Çınar da burada bebek yıkamış. Allah'ım yarabbim. Şey aldım arkadaşlar, onu göstereceğim. Biliyorsunuz benim şey vardı. Filadam vardı. Ya şu robot filadam dönüyor. Ne dönüyorsa dönenler var ya. Onlardan vardı arkadaşlar. Artık onları istemiyorum. Gerçekten nefret ettim. Çünkü ya uçları çok fazla kullanışlı olmuyor. İşte her köşeye rahat bir şekilde hani silemiyorsunuz. O yüzden ben eski villadalara geri dönüş yapmış bulunmaktayım. Bir tane şöyle güzel sopasını aldım. Villadamı göstereyim. Şöyle kovası var arkadaşlar. Bu boyutta vardı kovalar, bir de büyük vardı. Ben özellikle küçük istedim. Çünkü sanki büyük olduğu zaman da zaten ağzına kadar su doldurmuyorum ben. Hani sizi bilmiyorum ama ben doldurmuyorum. Bence bu küçük taşıması da su doldurması da daha pratik ve çok hoşuma gitti. Böyle o kadar tatlış durdu ki. Yani küçük derken o kadar fazla da küçük değil arkadaşlar. Ama bence kullanışlı, tatlış bir kovası var. Bana böyle kovası, sopası, bir de böyle güzel bir uç aldım. Bunu tavsiye ettiler.
Bunların hepsi bana arkadaşlar 20 liraya mal oldu. Şunun ucunu takalım bakalım nasıl olacak. Bu arada ben bunu internette görmüştüm. Şu Velsoft kumaş, işte Velsoft modlar falan diye. Bayağı güzel bir şeye benziyor ama inşallah memnun kalırım. Memnun kalırsam hemen gider bir tane daha alırım, yedeklerim yani. Şöyle çift kat bir şey çıktı içinden, böyle havlu. Annem de bundan kullanıyor, çok memnunum dedi annem. Böyle çift kat havludan güzel bir villada ucu yapmışlar. Bence güzel de su çeker, bu güzel de siler diye düşünüyorum. Hadi takalım. Vallahi taktım, güzel oldu. Şöyle ıslatacağız, böyle ıslatacağız, böyle de. Tabi ıslandığı zaman bu buradan daha rahat bir şekilde suya sıkılacak diye düşünüyorum. Şöyle. Güzel, beğendim. Güle güle kullanayım. Şuraya takılıyor mu acaba, merak ettim. Takılmıyor herhalde. Takıldı. Çok tatlış oldu. Şöyle çık. Eski villadan da bu arkadaşlar, biliyorsunuz bunu kaç sene boyunca bayağı bir kullandım. Hala dönüyor. Ama şu işte kısmı falan çatladı ve ben bunu dediğim gibi kullanışlı gelmiyor artık. Hoşuma gitmiyor. Bunu çöpe atacak mıyım? Tabii ki hayır, atmayacağım. Bununla apartman katımı sileceğim. Yani kendi kapımın önünü süpürdükten sonra hemen su atıp, yani elle silmektense böyle villadayla silerim. Daha pratik olur diye düşündüm. Çınar'a bakacağım. Ay paşam benim. Paşam paşam. Nasıl güzel uyumuş. Arkadaşlar yeşil çay yaptım. Yakup dışarıya kadar çıkmıştı. Geldi şimdi. Başımızdan bir olay geçti. Ne geçti hemen size anlatmak istiyorum. Anlatmazsam çatlarım yani. Şimdi Yakup Çınar'ı parka götürdü. Akşam üzeri. Ondan sonra onlar bayağı bir durdular. Ersoy abi falan çağırmış hatta. Onlara buraya yeni taşındır. O da cezaevinde çalışıyor. Daha sonra onlar bayağı vakit geçirdiler. Gelmediler yani geç saate kadar. Sonra geldiler. Çınar istifra etmiş. Böyle dönme dolap gibi bir şey var orada, dönen sürekli. Onu defalarca binmiş, inatla inmemiş ve midesi bulanmış, istifra etmiş. Neyse yani geldi zaten, geldiler. Hemen duş falan aldırdım Çınar'ı, onu yatırdım. Uyuyakaldı zaten, gösterdim ya size de. Sonra işte Yakup geri gece dedi. Hani Ersoy abi falan dar parkta dedi. Ben de istifra ettiği için geldim, ben geri gideyim. İyi dedim, tamam git. Daha sonra arkadaşlar Yakup gitti. Aradan kaç dakika geçti ya? Tam olarak bilmiyorum ama 15 dakika falan geçti ya da geçmedi bilmiyorum. Yani Çınar falan uyudu işte, o videoyu falan çekmiştim size hatta. Çınar'ın, siz izlediniz yani şu an. Ondan sonra arkadaşlar kapı çaldı. Ben dedim ki Allah Allah dedim ya. Ondan sonra Yakup ben geç geldi ama dedim herhalde erken gelse tuttu dedim. Ondan sonra çünkü Ersoy abinin yanında çocuklar falan olduğu için herhalde dedim erken gittiyse, taşınma sürecindeler bir de. Ben de hiç şey yapmadım. Ben normalde hani kim o derim. Hani o konulara çok tedbirliyimdir. Ama annem olduğu için evde, hem de Yakup'un geleceğini tahmin ettiğim için kim o demeden ben direkt otomatiğe bastım. Sonra benim öyle bir dalgınlığıma geldi ki arkadaşlar, otomatiğe bastım. Ben hani yukarı Yakup niye çıkmadı falan diye de düşünmedim. İşte mutfağa girdim, mutfaktan çıktım. Mutfağa bulaşık makinesini falan boşalttım. Onlarla ilgilendim. Annem de zaten kapı sesini falan duymamış. Balkondaydı zaten annem. Ondan sonra ben kafa benim aydınlandı. Bir ışık yandı ya. Dedim, kapı çaldı alttan. Kapıyı açtım ama bu saat oldu, daha kimse yok. Yakup da yok. Sonra ben direkt Yakup'u aradım. Hani asansörde kaldığı düşündüm. Arada bir, çünkü bizim asansörde kalınabiliyor arkadaşlar. Apartman bina yeni olduğu için ne kadar da tadilat yapılsa da bir tutukluluk yapıyor. Yeni apartmanlarda genelde oluyor ya böyle şeyler. Benim annemlerde de olmuştu. Neyse konuyu şey yapmayayım, yansıtmayayım. Dedim acaba dedim asansörde falan mı kaldı, Allah korusun. Ondan sonra arkadaşlar ben şey yaptım. Yakup aradım. Dedim Yakup neredesin sen? Dedi ben parktayım dedi, oturuyoruz dedi. Yürüyüş yoluna geçeceğiz dedi. Dedim sen gelmedin mi? Evet dedim, gelmedim dedi. Dedim ben dedim kapı çaldı, kapıyı açtım sen zannettim. Yok dedi ya, niye açıyorsan kapıyı falan dedi, kontrol edin bakalım falan. Ondan sonra arkadaşlar ben kapıyı dinledim. Böyle takır 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 sesler geliyor ama kahkaha sesleri de geliyor. Böyle
Çözemedim. Anneme söyledim. Anne dedim böyle 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 böyle. İşte annem kızdı bana niye açtın falan kapıyı diye. Ondan sonra biz mercekten baktık bayağı bir bakıyoruz bakıyoruz. Işık yanmıyor. Bakıyoruz bakıyoruz. Işık yanmıyor. Oysa kapının böyle hani şey var ya arkadaşlar. Arkada geçirmeleri var. O geçirmelerini açmadan ben böyle benim içten geçirmeni açmadan şöyle bir şey yaptım. Çektim kapıyı baktım. Sesler geliyor. Açtım. Sonra kim var orada dedim. Ondan sonra çocuklar. Ama kaç tane biliyor musunuz? Rahat 7-8 tane vardı. Ondan sonra bunlar benim sesimi duyunca paldır güldür hemen çıktılar. Yani büyük ihtimal ya ben gördüğüm kadarıyla Roman çocukları. Bizim yukarı tarafta Roman mahallesi var çünkü. Ondan sonra ben tabii el ayak birbirine tutuştu. Çünkü eşyalar falan da var arkadaşlar. Hani yukarıda aşağıda depoda falan eşyalar var. Acaba bir şey götürdüler mi diye. Aşağıda bisikletler falan var. Korktum. Sonra işte komşuyla falan konuştuk. Kapıyı zorlamışlar. Kapıları zorlamışlar. Artık ne yapacaklardı bilmiyorum ama aralarında yaşları büyük olanlar da vardı. Küçük olanlar da vardı. Ondan sonra acaba balkona çıktım hemen koştum. Annemle balkondan baktık. Annem bağırdı falan çocuklara ama topukladılar, kaçtılar onlar. Sonra indik işte bisikletleri falan kontrol ettik. Eşyaları falan kontrol ettik. Allah'tan hiçbir şey olmamış. Aşağıdan ayakkabı falan çaldılar mı bilmiyorum ama onlar yukarıya çıkmadan ben sanırım uyanmışım yani. Eğer uyanmasaydım benim bu yukarıya kata kadar çıksalardı zaten benim ayakkabıları falan hep götürürlerdi. Yukarıda da işte eşyalar var onları götürürlerdi. Ya yani bayağı bir şey götürürlerdi yani. Anlayacağınız bir hırsızlık vakası yaşadık yani apartmanda. Ben daha önceki evde de yaşamıştım. İşte Çınar'a Polo'nun ayakkabılarını almıştık. Bayağı yüksek bir fiyat alınmıştı. Halası almıştı. Daha bir kere giydirdik. O gün gece ben kapının önünde bırakmıştım ayakkabıları. Hani önemsemedim. Bizim öyle başımıza öyle şeyler gelmediği için. Önemsememiştim. Ertesi gün yok pardon düğün ekmiştik. Düğünden bir geldim. Ayakkabılar yoktu arkadaşlar. Sabah baktığımda öyle bir şeydi işte. Ayakkabılar çalınmıştı. Yani bütün ayakkabıları çalmışlar. Ama sadece marka olanları götürmüşler. Böyle yani başımızdan böyle bir olay geçti. Yani apartmanımızda da. Yani kapılar zorlanmış. Ondan sonra acaba artık alttan bir şeyler gitti mi etti mi bilmiyorum. Kontrol ettik ama şu an için giden çalınan bir şey yok. Yani ne diyeyim bir şey diyemiyorsunuz ki arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum yani ne diyeyim. Rabbim akıl fikir versin diyorum. Yani kapanış yapacak mı? Kapanış yapmadan dedim bunu açıklayayım yoksa çatlarım patlarım. Bu arada kapanışı da yapayım artık daha fazla uzatmayayım. Bayağı bir 6 dakika konuşmuşum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bir dahaki vlogda tabii ki de görüşmek üzere.